Evet aşılama diyoruz. Her alanda bunun çağrısını yapıyoruz. Çünkü aşılamasını gerçekleştirenler, iki doz aşısına olanlar, iki doz Sinovac ve bir doz BioNTech aşısı olanların hastaneye yatma oranı sadece yüzde yedi. Aşıların hiçbirisi virüsü engellemeye dönük dizayn edilmedi. Aşılar ölümü önlemeye göre ağır enfeksiyonu önlemeye göre dizayn edilmiş durumda. Koronavirüs aşısını yaptıranlar endişeye düşmesin. Çünkü aşılarını tam yaptıranlarda hastaneye gitme oranı sadece %7. Tam aşılarını yaptırmış olan kimselerde hastaneye gitme %93 oranında azalıyor ölüm de neredeyse %100 oranında engellenmiş oluyor. Son açıklanan aşı haritasını ve COVID-19 yoğun bakımlarındaki son durumu değerlendiren Profesör Doktor İsmail Balık, tek doz aşılama oranlarında istenilen noktaya yaklaşıldığını söyledi. Yani tek doz aşılama oranlarımız istediğimiz noktalara yaklaştı diyebiliriz. Ama şunu unutmayalım. Bu bizi rehavete sevk etmesin. Çünkü tek doz aşı delta'ya karşı neredeyse hiç etkili değil. Dolayısıyla bizim haritamızda çift doz mavi görünmemiz gerekiyor. Şu anda piyasada olan hiçbir aşının virüsü engellemek için dizayn edilmediğine dikkat çeken İsmail Balık, aşılar ölümü engellemeye yönelik dedi. Aşılar ölümü önlemeye göre, ağır enfeksiyonu önlemeye göre dizayn edilmiş durumda. Böyle güçlü bir silah elimizde. Dolayısıyla bizim ne yapmamız gerekiyor? Bir an önce çift doz aşılarımızı yaptırmamız gerekiyor. Profesör Doktor İsmail Balık'ın aşı olmayan öğretmenlere tavsiyesi de oldu. Öğretmenlerimizde lütfen e, hızlı bir şekilde aşılarını olsunlar ve öğretmenlerimizin yüzde yüzünün aşırı olmasını arz ediyoruz biz. Onların çünkü örnek olması gerekiyor.